İstifade ettiren fikirlerde bu hafta Tanra benim konuğum. Tanra'nın ürettiği teknoloji nanoteknoloji ve NASA tarafından da tescillenmiş bir teknoloji. Aynı zamanda NASA ile de iş ortaklığı yapıyorlar. Uluslararası Nanoteknolojiler Konferansı ve Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı'ndan da ödüller almış. Gerçekten güzel bir projesi var. Şimdi Tanrı'yı tanıyacağız. NASA nasıl iş ortaklığı yapıyorlar? Nasıl tescil almışlar? Ben de çok merak ediyorum sizin gibi. Gayet genç bir girişimci. Hoş geldin Tanrı. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Tabii seni tanımadan önce şunu merak ediyorum. İsminin anlamı ne? Tanrı. Çok ilk defa duyuyorum. İsmim Allah'a yakın kişi demek Tanrı. Öz Türkçe bir isimdir. Tanrı'ya yakın kul anlamına gelir. Tanrı'ya en yakın kul. Öyle bir anlamı varmış Öz Türkçe'de. <laughs> ben de hiç karşılaşmadım bir Tanrı'yla. Henüz hiç tanışmadım. <laughs> o yüzden herkes soruyor ismin ya, anlamını. Ben de şu an NASA iş ortaklığı yapan ilk kez birisiyle <laughs> bu şekilde bir yayın yapıyorum. Yani benim için de farklı bir aslında yayın olacak. NASA ile partnerlik yapıyorsunuz, iş ortaklığı yapıyorsunuz. Birçok ödüller almışsınız. Nano Silver yani gümüş ile nano seviyesindeki gümüşle savunma sanayine, ilaç sanayi sanayine. Birçok sanayi aslında ham madde üretiyorsunuz. Yani aldığım notlar o şekildeydi. Seni de merak ediyorum. Tanra. Yani ismi çok güzel bu arada tekrar söyleyeceğim. bunda e, bunu da bir yere not edeceğim. Bir gün erkek oğlum olursa belki <laughs> koyarım. <laughs> çok memnun olurum. Gerçi ben Kadir, olurum. Kadir koyacaktım da <laughs> e, eşim saçmalama ne Kadir'i falan demişti. Allah'tan kız oldu diye. <laughs> Seni tanıyalım. Ben Tanrı Gürçay. 28 yaşındayım. Nano Silver'ın kurucu ortaklarından biriyim. Sabancı Üniversitesi yönetim bilimlerinden mezun oldum. Üniversiteye girmeden önce de nanoteknolojiyle ilgim oldukça fazlaydı. Sabancı Üniversitesi'ni seçmemde de başlıca sebeplerden biri nanoteknoloji konusunda gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapıyor olmalarıydı. Öğrencilik yılımın iki senesinde Sabancı Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanlığı görevini sürdürdüm. Ardından dört senede Sabancı Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü'nde aktif olarak rol aldım. Öğrenci Birliği kapsamında, kulüp kapsamında yapmış olduğumuz girişimcilik zirvelerinde, başarı zirvelerinde, başarısız zirvelerinde her zaman kendim ve tüm insanlar için faydalı olabilecek bir girişimim olmasının hayalini kurdum. Lisedeyken mezuniyet konuşmacısı olarak Hüsnü Özyeğin beyefendi okulumuza gelmişti. Orada bizlere bulunduğu bir tavsiyede staj demişti çok kıymetlidir, önemlidir. Stajda ne istediğinizi bilmeseniz de ne istemediğinizi öğrenebilirsiniz demişti. Bu tavsiyesi üzerine üniversite yaşamımda her yaz gerek yurt dışında gerek yurt içinde stajlar yaptım. Ne istediğimi çok iyi biliyordum ama farklı alanları da görmem gerektiğini düşünüyordum. Bu stajlarımın da tamamının sonunda aslında bir gün halen girişimci olabilmenin hayalini kuruyordum. Nanoteknolojiyi seçmemin sebebi aslında nanoteknolojiye bir hayat borçluyum. Gençlik yıllarımda hijyenle ilgili yüksek takıntılarım vardı ve bu takıntılarımdan da nanoteknoloji ürünler sayesinde aslında kurtuluyor olabildim. O günlerde yaşamış olduğum fikren ve fiziken bulaşıcılar kurtulma isteğinin pandemi süreciyle birlikte bütün dünyayı derinden etkilediğini gördüm. Birçok insanda o günlerde yaşamış olduğum kaygıların yüksek derecede yaşandığını ve akabinde ne yazık ki insanların birbirinden ayrılıyor olmasını, vefatlar yaşanmasını derin üzüntüyle izlerken de o gün artık nanoteknoloji üzerine hayallerimi gerçekleştirebileceğime ve günün geldiğine inandım. Aslında yolculuğum kurucu ortaklarımızla birlikte o vesileyle başlamış oldu. Şimdi burada nano gümüş, nano altın savunma sanayi ve ilaç sanayi için ham madde üretimi. Şimdi bu fikir nereden geldi? Tamam temizlik takıntısı olabilir ama temizlik takıntısı olan birisinin nanoteknoloji kullanıp da ham madde kadar giden hatta NASA ile iş ortaklığına giden yolunda yolunda bir tetikleyici olması lazım. Ee, yani neden akma sabun ya da dezenfektan gelmedi de Hı -hı. gümüş geldi mesela? Aslında nano gümüş şu an uluslararası otoriteler tarafınca da kabul edilmiş en ileri teknoloji sterilizasyon ürünüdür. Nano gümüş üretmiş olduğumuz ham maddelerden sadece biridir. Ama şirketimizin ilk tohumlarının atılmasına da sebep olan ürünümüz de olduğu için son dönemde birazcık ağırlık veriyor olduk. Gümüş antik mısırdan bugüne antibakteriyel, antiviral özelliği sebebiyle birçok farklı alanda kullanılmıştır. Çatal bıçak takımlarımızın gümüş olmasındaki sebep odur. Su saklama haznelerine gümüş madenler atılmasındaki sebep, Odu, kurtuluş savaşı sırasında yaralı askerleri gümüş yapraklarla tedavi etmelerinin sebebi yara bakteri virüs sebebiyle bir enfeksiyon katmasın diye buduk. Bunlar gibi birçok farklı sebepleri vardır. Aslında pandemi sürecinde daha çok kalbe dokunabilme, fayda sağlayabilme umuduyla gümüşle başladık. Ama Aynı zamanda ilaç sanayi için çok önemli bir ham madde olan nano altın şu an devam etmektedir. Veterinerlik alanı için çok önemli bir e, ham madde olan nano bakırımız devam etmektedir. Bu nano malzemeler savunma sanayi gibi, uzay sanayi gibi, ilaç sanayi, kozmetik, kimya gibi birçok sektörlerde yere doldurulamayacak ham maddelerdir. Türkiye'de üretimi yoktur. Türkiye'deki bu malzemeleri kendimize has yöntemimizle üreten ilk ve tek şirket Etiz. Bu da aslında bizim için milliyetçi duygularla söylemiyorum ama ithal edilmesi zorunda olan ürünleri Teknopark İstanbul'da yerli milli teknolojimizde üretebilmekte bizim için çok büyük tetikleyici bir motivasyon oluyor. Peki NASA bunu nasıl tescilledi? Sonuçta nanoteknoloji, nano gümüş ilk bulan siz değilsiniz yani dünya genelinde Tabii. kullanılan yani hemen hemen her teknolojide Tabii. nano var zaten biliyorum. Yani nano boyuttaki ürünler var. O yüzden NASA nasıl tescilledi bunu? Nanoteknolojiyi ilk kullanan değiliz son kullanan da olmayacağımıza eminiz evet. geleceğe teknolojisi diye geçer nanoteknoloji. Bizim teknolojimizin diğer bütün örneklerden farkı biz %100'ü doğal ekolojik yöntemlerle bu üretimimizi sağlamaktayız. Kimyasal yok mu içinde? Kimyasal yoktur içinde. Hmm. Diğer nano malzemeler kimyasal reaksiyonlar vesilesiyle üretilir. Bu da ürünün içerisinde reaksiyon sırasında veya sonrasında kimyasal artık atıklar kalmasına sebep olur. İlaç sanayi gibi, savunma sanayi gibi, uzay araştırmaları gibi saflığın ve temizliğin çok kritik olduğu alanlarda en saf olabilecek haldeki malzemeler her zaman tercih edilir. Biz bu üretim tekniğimiz geri kalan bütün örneklerinin dışında daha sürdürülebilir, daha verimli ve daha daha saf bir nano malzemeyi mümkün kıldığı için aslında tercih edilme sebebi oluyor. Bunun da şöyle bir durumu vardır. Biz bilgi ve teknoloji aktarımının tamamını İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gerçekleştiriyoruz. Kendimize has bir üretim tekniğiyle biz bu malzemeleri Türkiye'de üreten ilk ve tek şirketiz. Şöyle bir durum var. Biz ilk kurulduğumuzda firmaların yanına gittiğimizde görüşmeye bize inanmıyordular bile. Yani konuştuklarımızı yapıyor olduğumuza bile inanamıyorlardı hatta Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyle Teknofark'ta bir görüşme gerçekleştirmiştik. İstemiş oldukları bir nanoteknoloji kaplama ile ilgili. Kendilerine biz bunu yapabildiğimizi söylediğimiz Nasıl bir üründü o? Bu aslında fedai elektrot diye geçer. DSA anot diye geçer e, bilimsel olarak ismi de. Tüm elektronik cihazların içerisinde, içerideki sistemin ömrünü uzatabilme amacıyla hmm. bir fedai elektrot, anot olur. Bu sistem üzerindeki zararlı her şeyi kendi üzerine çekerek elektronik aksamın ömrünü uzatmaya sebep olur. Bunu da dünyada bu kaplamayı titanyum elektro kaplamadır e, bunlar. Üzerine titanyumun üzerine bir nanoteknoloji kaplamadır. Dünyada yapabilen sadece birkaç ülke var. Yani firma bile değil. Biz bu kuruma yapabildiğimizi söyleyince demişlerdi ki ya siz bunu yapabiliyorsanız bizim sizden haberimiz olurdu. E dedi ki tam olmuş ki Teknopark'a geldiniz. geldiniz biz sizi <laughs> Ağlıyoruz. Vallahi dediler görmeden inanmayız. O an şaka yapıyorlar sandık. görmeden inanmayız yani. Sanki bir sürprizimiz var. Aa görmeden inanmayız gibi. Ya çok merak ediyorum nano boyuttaki bir şey, nano teknolojiyi nasıl gösteriyorsun gözle? Gözle göremezsiniz. Onları yapmış oldukları testler, analizler ve etkinliğini ancak Şimdi görebilirler. görmek deyince ben Alacak görecek anlamda. Tamam, böyle. yok öyle <laughs> göremezler. Yani malzemelerimiz sıvı formdadı, koloidal formda, askıda kalan formda olarak geçer. Gözle görülmesi imkansızdır. Evet. Ama cihazlar yardımıyla veya testler yardımıyla etkinliği ve üzerindeki teknoloji görülebilmektedir. E ne yapmasın? Aldılar mı görünce? Bize dediler ki görmedi inanmayız. Dedik ki tabii o zaman bir numune hazırlayalım sizin için. Numuneyi hazırladık. Kendilerine gönderdik. Altı aşamalı bir testten geçiriyorlar. Uluslararası standart oldu. Altıncı testin sonunda bizi aradılar. Dediler ki biz testlerimizi bitirdik. Yalnız sonuçlara bakıyoruz. Ancak dediler tesadüf olabilir bu almış olduğumuz sonuçlar. Bize bunu bunu yanlışlıkla yapmadığınızı bilerek yaptığınızı kanıtlamanız için bir şahit numune daha rica ediyoruz. Yani sizden bunu bir daha istersek bir daha yapabildiğinize biz emin olmak zorundayız diye. O bir 3-4 aylık süre geçmişti onlar testlerini yaparken. Öyle önce daha çok iletişim halindeydik. Ondan sonra dedik ki şahit numune hazırlar mısınız? Biz kendilerinin tam ihtiyacını bu 4 aylık sürede daha da iyi anladığımız için şahit numuneyi daha da iyi halde hazırlama imkanımız oldu. Şahit numuneyi gönderdik. Bu sefer 6. testin sonunda bizi aradılar. Dediler ki halen ömrü devam ediyor Fedai Anot'un. Artık ömrünün bitmesi gerekiyordu. Bu hangi testten sonra bitecek ömrü? Onu bize söylerseniz garanti yıllarımızı ona göre beliriyor olacağız malzemelerimizde. Ya da zaten bunu 6.dan sonra bitsin bunun <laughs> ömrü gibi yani. Dedik ki tabii memnuniyetle. Böyle olunca kendimizi kanıtlamış olduk. Aynı firmanın 3 farklı AGD departmanı yine ya haberinizi aldık siz bu ürünü gerçekleştiriyormuşsunuz. Normalde Çin'den getirtiyorlardı o ürünü. Bize de yapar mısınız? Yaparız. Üçüncü bir firma aradı. Yapar mısınız? Memnuniyetle yaparız. Böyle olunca bizim ama kendimizi kanıtlama süremiz, teknolojimizle ilgili hep böyle bir zaman alıyor oldu. Zaten IG ekipleriyle biz iletişim, biz IG şirketiyiz. Firmaların IG ekipleriyle iletişim halinde oluyoruz. Ya IG zaten uzun bir işlem. Bizim bir de kendimizi kanıtlama süremiz o eklenince iyice aslında uzayan bir süreç oluyordu. Biz de böyle önce teknoloji bizle uluslararası otoritelerin Dünya Nanoteknoloji Konferansı gibi, Uluslararası Nanoteknoloji Konferansı gibi başka otoritelerin onaylaması kendimizi hmm. anlatmada daha katkılı olabilir. Orada Umuduyla... ödül mü verdiler size o Efendim, Ödül verdiler. Ödül yani. verdiler. Yıl, yılın en iyi araştırması ödülünü aldık. iki sene üst üste. Bu ödüllerimizden sonra aslında gerek sektörel, gerek firmaların gözünde birazcık daha farklı bir hale gelmiştik. Peki o gelip de numune isteyen, iki numune isteyip analiz yapıp da hani bunu yaptığınıza inanamayan o firma, Hı -hı. o büyük firma sizinle çalışmaya başladı mı? Başladı. Başladı mı? Hatta onların dışında iki farklı AI ekipleriyle de iki farklı ha. ürünleri için çalışmaya başladık. Devam ediyoruz. Her şey çok yolunda. Peki bu teknoloji Çin'den alıyorlardı sonuç itibariyle. Hı -hı. Bir birim hesaplaması yapacak olsak şimdi hani anlaşılır seviyesi Hı -hı. olması için söylüyorum. Çin'den bunu işte bir gram mı bir dolar alıyorum. Türkiye'de bir gramı kaç dolar olur mesela örnek veriyorum. Daha mı ucuz oluyor. Çok daha ucuz oluyor. İnanamadıkları konu aslında o oluyor. Hmm. Çünkü katma değeri çok yüksek ürünler bu ileri malzemeler. Ve yurt dışından ithal edilmesi durumunda iyice maliyetlerinde farklılıklar oluyor. Biz burada yerli milli teknolojimizi ürettiğimizde fiyatla ilgili minimum yani malzemesine göre değişiyor. 4'te 1, 5'te 1'i bir fiyat avantajı sağlıyoruz. Çok iyi. Ama orada asıl durum belirleyici olan kısım bizlerle çok daha atik ve hızlı bir işleme alma halleri oluyor oluyor. Yani Çin'den getirmeye çalıştıkları bir ürün için 8 ay en iyi durumda beklerlerken bizimle telefonla görüştükten öbür gün sonra numune ellerinde olabiliyor. Öbür gün tabii ki farazi durumuna göre. O daha bir belirleyici bir durumda oluyor maddiyatının da dışında. Ya zaten ben hep söylüyorum bunu. Hani geçmişte de defalarca söylemişimdir. Beni iyi takip edenler bilirler. Yani Çin'de üretilen, yani oranın tekerinde olan şeyleri ne zaman Türkiye'de üretmeye başlayıp seri üretime geçersek biz o zaman zaten yani ülke olarak acayip kalkanı Ürün olarak söyleyeyim, teknoloji olarak söylüyorum ki bu da bir teknoloji. E, çip mesela çip üretimi, hı hı. E, motor üretimi bunlar çok önemli işler ve Kesinlikle. hep dışarı, dışa bağımlıyız. Ne yazık Bunlar yani. ülke içinde üretilemiyor. Ama böyle böyle ufak ufak yani ufak dediğime bakma şimdi nano teknoloji yok, ufak çok, oluşu ufak yok, diyorum. Yok ama da Biz de çok yolunda başındayız bunun da farkındayız. Evet. Yani. Hem nano teknoloji ufak hem biz de ufak daha çok yolun başında yani ge olduğumuzu gele biliyoruz. gelecekte çok çok daha büyük işler yapılacaktır. Yani Hı -hı. biz ne zaman daha fazla devre, ne zaman daha fazla motor, çip, Hı -hı. teknoloji üretmeye başlarsak işte o zaman işler biter. Çünkü Türkiye hem jeopolitik konum olarak, e, çünkü jeopolitik konum Lojistikte çok önemli. bir... Tabii ki. Yani biliyorsunuz İpek Yolu hattı var, Tabii tren ki. hattı. Çine kadar gidiyor. Yani buradan Avrupa'dan Çine kadar birbirine bağlayan bir demir yolu hattı var, lojistik hattı var. Deniz yolu hattı dediğiniz zaman yine inanılmaz bir Tabii. hattımız var. Cebeli Tarık'tan çıkıyor Amerika'ya zaten. Ne oldu? Yani inanılmaz avantajlıyız. Kesinlikle. Hem karadan hem denizden, havadan zaten avantajlıyız. Dolayısıyla bu konumma rağmen eğer biz teknoloji üretemezsek, bundan bir 20 yıl sonrası için söylüyorum, hı hı. bir Çin kadar üretim yapamazsak yazık bize yani. Ama yaparız. Ya yani şu an çok e, sizin gibi birçok insana tanıştığım için söylüyorum. Ya yani bu konuda güvenim bayağı arttığını <laughs> söyleyebilirim. Şimdi NASA'ya geri döneceğim. Çünkü orası beni çok meraklandırıyor şimdi. NASA bunu tescillemiş. Demiş Hı -hı. ki tamam biz bu işi tescilliyoruz. Niye tescilliyoruz? Çünkü herkes kimyasal yöntemleri kullanıyorken siz ekolojik sen bir Sen ekolojik bir yöntemi kullanıyorsun. Tabii. Yani bu, bunu tescilliyorum demiş. Tamam. Bu, Peki nasıl iş ortağı partner oldu Şimdi şöyle NASA bir durum oldu. Bizim iki tane bu uluslararası konferansta yılın en iyi araştırması ödülü almamızın akabinde NASA NASA'nın Mars Rover Projesi ile ilgili olduğu, Mars'a gönderdikleri keşif aracıyla ilgili açmış oldukları bir yarışma gerçekleşti. Uzay araştırmalarında nano gümüş farklı alanlarda kullanılır. Mesela şimdi uzaya orada bir hayat formu, bir yaşam örneği bulmak üzere yapılan araştırmalarda dünyadan herhangi bir canlı formunun uzaya götürülmemesi oradaki çalışmaların gidişatı için çok kıymetli ve önemli bir haldir. Bunu da şu an en ileri teknoloji yapabilecek madde nano gümüşlük. Çünkü nano gümüşle bir ekipman kaplandığında bunlar kaplama tabii gözü, gözle görülmeyen bir kaplamadır bunlar. Kaplandığında o ekipmanın içerisinde herhangi bir bakteri, virüs, canlı formu olmadığına eminlerdir. Ve herhangi bir canlı formu bulunması durumunda da oradan aslında o canlı formunun bulunduğunu bilerek bunun Ama... yanında sıvı götürülmesi çok zordur uzaya sıvı taşınması sıvıların arındırılmasıyla ilgili nanoteknoloji, nanogümüş kullanılır. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda da Mars'ın yüzeyinden örnek alacak olan aracın kıskaçlarının nanoteknolojiyle kaplanması hali vardı. Bu da ne için önemlidir? Nanoteknolojiyle alınırsa bu örnekler çok ufacık bir parçadan çok yüksek miktarda analizi mümkün kılık. Bu yüzden de ama o parçanın alınması da en de kıymetli anı olduğu için çalış oradaki malzemenin saflığı, malzemenin hali çok önemlidir. O nanoteknoloji yani o gümüş kaplamayı siz ekolojik yöntemlerle yapıyorsunuz ya az önce hı. şey demiştin hani biz orada hiçbir şekilde dünya üzerinde olmayan yani dünyada olan bir madde olmaması gerekiyor. Hı hı. Şimdi ekolojik yöntemlerle yapılıyorsa o zaman dünyasal e, malzemeleri üzerinde taşımıyor mu? Yok. Bilmediğim için soruyorum. Yok taşımaz. Şöyle bir çalışma formu vardır nano malzemeli. Kimyasal olması daha iyi olmaz mı? Yok kesinlikle daha iyi olmaz. Çünkü günün sonunda aslında sizin elinizde nano gümüş vardır. Bunun evet. üretilme aşamasıyla ilgili gerçekleştirilenlerin yanında günün sonunda nano gümüş malzemesi vardır. O malzemenin ne kadar saf olduğu Anladım. ki bu da %99.9 9999 yani en yakın hali odur önemli olan yani üretim sırasındaki kullanılan malzemelerin dışında günün sonunda nihai tabii ki böyle bir örnek verilmez ama menemen yaptığımızı düşünelim menemeni kullandığımız malzemeler vardır bir üretim şeklimiz vardır ve hatta bir reçetemiz vardır gün sonunda servis edilen tabii yemekte tat önemlidir koku önemlidir bizimkinde malzemenin saflığı ile ilgili bir halden bahsediyorum ama bu sebeple uzay araştırmalarında çok farklı boyutlara taşıyabileceğine inandıkları için bu üretim tekniğiyle kullanılan nano malzemelerin bize öncesinde bir birincilik akabinde bir partnerlik sundular. Peki NASA ile başladınız mı çalışmaya? Yani onu ürettiniz. Sonuçta NASA bunu tescilledi. O kıskaçların uçlarını nanoteknolojiyle kaplama konusunda bir kaplandı. Ya... kaplandı. Kaplandı. Çalışmaya başladı. Gönderildi. Araç gönderildi. Gönderildi. Şimdi 2030 yılında insan Insanlı araçlar gönderilmenin 2030'lu yılların devamında insanlı araçlar gönderilmenin planlanmasında da bizde kendileriyle partnerliğimize onlara uyması ve bizim fayda sağlayabilmemiz durumunda devam ettirebilmeyi ülkemize bu ve bunun gibi birçok başarıyı gururu getirebilmeyi diliyoruz. O zaman sizin ürettiğiniz teknoloji şu an Mars'ta gitti, yani. gitti gideli de, yani. de oldu. Ha, gideli de oldu. Hatta çok güzel de sonuçlar alıyoruz. Sonuçlar da yani. geliyor. Biz sürekli bir raporlama halindeyiz gelişmelerimiz ve güncellemelerimizle ilgili. Çok yeni bir girişim. Yani çok ona rağmen ya ona rağmen bu seviyeye ulaşması kısa sürede muazzam ya. Bunun an yani tek bir sebebi var. Mükemmel bir ekip. Gerçekten eşsiz bir çalışma Taş ortamı ekip var. Bizim şu an yönetim ekibinde 5 kişi var hı hı. ama laboratuvarda öğretim görevlisi olarak R&D e, mühendisi olarak 30'dan fazla kardeşimiz, Bana arkadaşımız Şu an gurur var. duydum. Yani NASA'ya teknoloji satmak, yeni bir projeyle bunu yapmak herkesin harcı değil. Yaş da genç. Yani yolun başındayken bunu başarmışsınız. Ki ben yine 2000 yaşlıları ya. arasındayım. Çok daha genç. Peki ee... bu işin sırrı ne? Yani şimdi tam bu videoyu izleyen insan diyecek ki tamam başarmış. Güzel hani. Yani yapmışlar. O çok uzakta bizim için. Biz hı hı. oraya erişemeyiz. Biz hı hı. buradayız onun, onun gözünde. Şimdi insanların böyle düşünmemesi için ve erişilebilir seviyeye gelmesi için yani NASA'ya teknoloji üretmek herkesin yapacağı bir iş değil elbette ama. Ama yapmışsınız demek ki yapılabilir bir şey. Yani erişilebilir bir seviye. Yani bu işin burada sırrı ne? Ya böyle çok beylik lafları gibi olsun istemem ama biz gerçekten aşkla yapıyoruz işimizi. Biz çünkü farklı bir minnet de duyuyoruz. Nasıl Normal ulaştınız mesela NASA'ya? Ee, NASA bize ulaştı uluslararası iki tane nanoteknoloji çünkü nanoteknoloji uzay araştırmalarında zaten çok uzun yıllardır kullanılan hele ki NASA'nın konferanslar genelinde yeni teknolojileri çok yakından takip ettiği bir hal. Biz iki senür süste bu ödülü aldıktan sonra uluslararası konferanslarda kendilerinin bize daveti üzerine biz hmm. elimizden geleni Onlar yaptık. Onlar sizi bulmuş oldu. Tapduk Emre'nin bir lafı vardır aşk ile yola çıkan sırtında dünyayı taşır, aşksız yola çıkan beden diye bir ceset taşır diye. Biz biz gerçekten çok severek yapıyoruz işimizi, çok kıymet gösteriyoruz ve ne kadar çok kişiye ulaşırsak da, ne kadar çok kalbe dokunabilirsek de o kadar fayda sağlayabileceğimize inanıyoruz. Tabii bu bahsettiklerim bizim daha başlardaki hallerimizde. O zamanlarda laboratuvar çalışmaları, ARGE çalışmalarımızdı tek odak halimiz. Şu an devam etmektedir tamamı ARGE çalışmalarımızın ve partnerliklerimizin. Ama bir gün de şeyde olmaya başladı. Mars'a gidiyor bizim teknoloji. Şu an maxta ama buradaki ülkemizin insanları, vatandaşlarımız bizler, biz biliyoruz nanoteknoloji ne ama dışarıdan bir duyduğunda sanki ulaşılamaz bir şeymiş gibi bir algı yaratıyor. Bu sebeple firmalar gibi kendimiz de kendi üretmiş olduğumuz ham maddelerle üretimler yapmaya başladık. Ürünler geliştirmeye başladık. Yani ham madde ticaretimizin dışında ilk önce tüketici sağlığını ilgilendiren, pandemi sürecinde hijyen ürünleri geliştirdik. O dönemde Türkiye'nin önde gelen scooter markalarından elektrik scooter markalarından biriyle bir işbirliğimiz olmuştu. Elektrikli scooter'ın üstüne bizlerin nano gümüş spreylerini spreyleme yöntemiyle uygulaması çok kolaydır. Sıkıp 15 gün boyunca sahada sadece sahada elektrik bataryasını değiştirip hiç depoya çekmeden kullanıyorlardı. 15. günün sonunda yaptıkları analizlerde elektrikli scooter'ın bir ameliyathane yasal bakteri virüs sınırının altında olacağı şekilde wow. steril halde tuttuğunu gözlemlediler. Öyle belediyelerle çalışmalarımız oldu. Metroların tutamaklarında günde yüzlerce kişinin dolduğu evet. metroların tutamaklarında hatta ameliyathane bile değil. Bir neş, mümkün olsa o tutamakla bir cerrahi neşter olarak kullanmak legal olarak o kadar steril haldeydi. Biz kalplere dokunduğumuzu fark ettikçe, çünkü laboratuvar tuğlada bazı çalışmalar yapıyorduk ama bu insanlığa Kesinlikle fayda sağlıyordu ama ne? insanların kalbine dokunabiliyor muyduk emin değildik. En yakınlarımız bile ne yaptığımızı anlattığımızda tam böyle ne oluyor ki o diye kafalarında soru işaretleri oluyordu. Son dönemde nanoteknolojiyi herkesin ulaşabileceği bir hale de getirmeye çalışıyoruz. Hijyen ürünleri geliştirdik. Ardından bizlere gelen yoğun talep üzerine PET veterinerlik ürünleri geliştirdik. Hı hı. PET'lerin genel bakım ve temizlik ihtiyacını karşılayacak. Onları dışarıdan gelebilecek zararlılardan koruyacak. Aynı zamanda istenmeyen kötü kokuları engelleyen ürünler geliştirdik. Pet ürünleri geliştirdik. Bir ortamda istenmeyen kötü kokuların sebebi orada üreyen mikroorganizmalardır. Evet. Bu bir ayakkabı da olabilir, bir koltuk altı da olabilir. Yani herhangi bir yer olabilir. Mesela bir tane bir ayakkabı spreyi çıkardık. İstenmeyen kötü kokuları engelleyen bir ayakkabı spreyi. Ee, gerek e-ticaret sitelerinde, gerek para kendi ürünümüzü konumlandırdık. Bir Güney ticaret sitelerinden bir tanesinde bir koment, bir yorum vardı. Ondan sonra ayakkabı spreyimize, kocamla boşanma aşamasındaydık, sayenizde kurtulduk, eski günlerimize döndük diye. Yani gerçekten yani laboratuvar çalışmalarımızın yanında bu bile bizim için yani çok daha kıymetli olan, bizde farklı hazlar yaratan, bizde farklı manevi hisler yaratan durumlar oluyordu. Öyle birçok hayatının kurtulduğunu bizlere anlatan söyleyen peteveynler, patili dostlarımızın hı hı. petlerin sahipleri, birçok öyle hijyen kaygıları sebebiyle obsesif bozukluğu olan kişilerden hayatlarının ürünlerimiz, teknolojimiz sayesinde değiştiğini, geliştiğini, kolaylaştığını duymak da bizim için gerçekten yani keşif aracının inmesinin, indiği andaki hazla gerçekten benzer. Bazı daha bile fazla olduğu oluyor. Bu sebeple de kendimiz de ürünler geliştiriyoruz. Şirket içinde bazen kendi aramızda geliştirdiğimiz ürünleri insanlara ulaştırmaktan öte farklı faydalar da sağlaması gerektiğini düşünüyorduk. Hijyen ürünlerimizde mesela satın alınan her hijyen ürünümüzde ihtiyacı olan okullardaki kardeşlerimizin hijyen ihtiyacına katkıda bulunma gibi bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştık. Ne güzel. Şimdi petler, pet ürünlerimizde aynen satın alınan her patikakla, pet ürünümüzle, barınaklarda ihtiyacı olan patili dostlarımıza yardım ediyoruz. Çünkü Anadolu'da bir söz var, yardım ettiğinin elini öp derler. Yani evet. biz yardım edebilmenin gücüne, mutluluğuna eriştikçe çok mutlu oluyoruz. Çünkü biz yardım etmesek başka biri belki Hı -hı. yardım edebiliyor, olur zaten. O yüzden bu lütfun bize atfedildiğine inanıyoruz. Böyle sosyal sorumluluk projeleri de yaptık laboratuvardan teknolojimizi çıkarıp hı hı. insanların ulaşabilir bir hale getirdikçe de çok daha mutlu oluyoruz. Ne güzel. Ben de çok mutlu oldum tanıştığıma. Gerçekten ağzınıza sağlık. Ee, çok da güzel bir sohbet oldu. Yani umuyorum izleyenler de çok güzel ilham almıştır Dilerim, sizden. Dilerim öyle olsun. İşe bakış açısı, işleyiş biçimi, ilerleme biçimi ve bunlar çok önemli şeyler, değerli şeyler. Yani ne iş yapıyorsanız yapın, istiyorsanız bir tane ayakkabı boyası üretmiş olun. Önemli değil. Ama strateji bellidir, işleyiş şekli bellidir, kafa yapısı bellidir. O kafa yapısıyla gittiğin zaman sen o Ayakkabı boyasını dünyaya da satarsın, NASA'ya da satarsın, her yere satarsın. Evet, Tanrı'yı dinledik. Tanrı gerçekten bize güzel fikirler vermiş oldu. Umuyorum siz de keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Aşağıya yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ve siz de Tanrı gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için yapmanız gereken yorumlar bölümüne aşağıda sabitlediğim bir tane form var. O formu doldurmak olacaktır. Tabii ki sadece bir başarı hikayesi gerekmiyor, başarısızlık da olabilir. Hiç önemli değil. Formu doldurup iletirseniz biz de inceleyip size buraya konuk olarak davet edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.